Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamını erdir. Nasılsınız bakalım değerli gönüldaşlarım? İyi misiniz? Allah Azze ve Celle iyilik güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bazen değerli gönüldaşlarım, hayatın içerisinde yaşananlar vardır. Onlara bir anlam veremezsiniz. Bazen hayatın içerisinde değer katanlar vardır. Onları da göremezsin. Bazen hayatın içerisinde Güzel insanlarla karşılaşırsın ama değerini bilemezsin. Hayat böyledir değerli gönüldaşlarım. Kaçıp gidenlerle beklenenler arasında hayat bir şekilde gelir geçer. Bu böyledir ve böyle olacaktır da. Hani ya meşhur bir lafımız var ya, kaçan balık büyük olur. Aynen öyledir. Şimdi değerli gönüldaşlarım, bizler birer kul olarak, birer insan olarak hayatımızı idame ettiriyoruz, yaşıyoruz, yaşamak için de gayret sarf ediyoruz. Herkesin kendine göre problemleri var, herkesin kendine göre dertleri, tasaları var, herkesin kendine göre sıkıntıları var, herkesin kendine göre e, hayatının içerisinde yaşaması gerektiğini düşündüğü şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi de anne olmak, bunlardan bir tanesi de baba olmak, böyle. Ee, çocuk sahibi olmak. Bunu birçok insan böyle e, tabu haline getirmiş ve istiyor. Bazı insanlara da gidiyorsun, Olmaz olaydı böyle çocuk diyorlar. Keşke olmayaydı. Keşke bir tane dahi çocuğum olmasaydı da bunlarda yaşamasaydım diyorlar. dedik ki hayat, bir döngü içerisinde olanlarla olmayanlar arasında bir şekilde gelip gidiyor. Şimdi bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Ya hocam biz anne olmak istiyoruz. Anne. Çocuğumuz olmuyor işte. Belirli şekillerde, belirli standartlardan dolayı, kimisinin sağlık nedenlerinden dolayı, kimisinin işte başka nedenlerden dolayı, kimisinin işte e, erkekte sorun var, kadında sorun yok. Kimisinde kadında sorun var, erkekte yok. Kimisinde her ikisinde sorun yok. Kimisinde her ikisinde sorun var. Böyle bir şekilde gidiyor. Ama biz bir Mehmet olarak, bir Mehmet Kasadar olarak, bir kardeşiniz olarak, bir ağabeyiniz, bir tanıştığınız bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir insanın vücudunda bedeni bir problem yoksa, insanın böyle vücut olarak özellikle anne, ana rahmi ile ilgili bir problem yoksa, Erkekte de çocuğun olabilmesi için sperm olması lazım. Sperm sayıları falan var böyle. Ben sonuçta sağlıkçı değilim. Onun için onlara girmiyorum. Bunlarda da bir problem yoksa ve çocuk olmuyorsa burada bir sorun var demektir. Şimdi bu sorunu birkaç şekilde çözülebilir. Nasıl çözülebilir değerli gönüllü arkadaşlarım? Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Dua etmektir bunlardan bir tanesi sağlığı zorlamaktır. Tüp bebek vesaire şu budur. Bunlardan bir tanesi işte ne yapalım Allah Azze ve Celle vermiyor ne yapalım demektir. Bunlardan bir tanesi hem sağlık açısından yapman gerekeni yapıp hem de duaya icabet etmektir. iltica etmektir. İşte en güzeli budur. Ne dedik? Bazı videolarımda söylüyorum. Fiili dua ve kavli dua diye ikiye ayırıyoruz. Fiili duayı yapmamız lazım. Neyi? Bedensel bir problem varsa onu çözmemiz lazım. Kavli duayı da Allah Azze ve Celle işin dışına çıkarmayacağız. Bizatihi tam orta göbeğinde tutacağız. Mesela değerli gönüldaşlarım. Meşhur hikayedir. Kıssadır Kur'an-ı Kerim'de geçen. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası vardı. Rabbi hebli milledünke zürriyeten bayibe inneke semi'u dua ey Rabbim bana katından temiz bir soy ihsan ile şüphesiz sen duayı işitensin diye dua ederdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kıssayı herkes bilir. İnanın herkes bilir bu kıssayı. Onun için ben kıssayı anlatacak halim yok. Onu herkes isteyen Zekeriya Aleyhisselam'la oğlu Yahya Aleyhisselam'ın kıssasını herkes Kur'an-ı Kerim'de okuyabilir. Hatta daha da araştırıp Tevrat'tan vesaireden de okuyabilirsin Ve Velhasıl değerli gönüldaşlarım şimdi ben size bir formül vereceğim. Eğer bedeni bir probleminiz yoksa ve çocuğunuz olmuyorsa e, ama çocuk da istiyorsanız ne yapmanız lazım? Rabbi hem Ali İmran suresinin 38. ayetini Rabbi hebli milledünke zürriyeten dayibe inneke semi'u dua. Rabbi hebli milledünke zürriyeten dayyibe inneke semi'u dua. Rabbi hebli milledünke zürriyeten dayyibe inneke semi'u dua. Efendim benim Arapçam yok. Şöyle diyeceksiniz. Ey Rabbim bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duaları işitensin. Neymiş? Ey Rabbim bana katından temiz bir soy ihsanı ile şüphesiz sen duayı işitensin. Erkek ve kadın, eş, eşler yani. Birlikte olmadan önce abdest alıyorlar güzelce. Güzelce abdest alıyorlar. Sonra iki rekat namaz kılıyorlar. Ve arkasından da bu ayeti kerimeyi okuyup dua ediyor Allah'ım bize hayırlı evlat nasip eyle diye dua ediyor. Ondan sonra birlikte olurlarsa şayet Allah Azze ve Celle onlara hayırlı bir evlat ihsan eyler. İhsan eder. Bunu e, efendim ben işte nasıl okumalıyım? İstediğin gibi okumalısın. Efendim ben bunu her gün okusam olur mu? Olur. Mesela her duanız ey Rabbim bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duama icabet edensin. Ey Rabbim bana hayırlı evlat ihsan eyle. Evlatlar ihsan eyle. Sen duama icabet eyle. Allah'ım biz anne ve baba olarak senden hayırlı bir evlat istiyoruz. Sen lütfeyle, bahşeyle. Lütfundan, fazlından, kereminden ihsanda bulun diye kadın da erkek de böyle dua etmelidir. Allah'ın izniyle çocuğu olmayan insanlara Allah'ın da lütfuyla, ihsanıyla çocukları olur diyelim. Ben bunu bir arkadaşıma önermiştim. Demiştim ki ya, sordum bedeni bir problem var mı? Yok hocam ne diye bir sıkıntı yok yani ne bende ne eşimde bir sorun yok. Yani doktora gidiyoruz. E Bunların işte testleri falan var, sayıları falan var böyle. İşte anne rahmi ile ilgili bir problem yok. İşte sperm sayısı ile ilgili bir problem yok. Psikolojik açısından bir sorun yok vesaire şu bu. E birlikte olabiliyorlar falan ama çocuk olmuyor. He dedim ki bak Ali İmran suresinin 38. ayeti Hazreti Zekeriya'nın duası ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu duayı ederek birlikte olursanız, bu duayı ederek dualarınızı ederseniz Allah size katından bir ihsanda bulunur. 15 yıl sonra çocukları oldu. 15 yıl sonra dikkat edin bakın. Tam 15 yıl sonra çocukları oldu. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım, ihsan eden Allah'tır. Veren Allah'tır, alan Allah'tır. Dolayısıyla bize düşen görev hakkaniyetle ve adaletle çalışmaktır, çabalamaktır, gayret sarf etmektir. Allah'a yalvarmaktır. Dua yetmez, duasız da olmaz mantığından hareketle böyle yapmak güzel olur, değerli olur, muhteşem olur, mübarek olur. Onun için değerli gönüldaşlarım, biz ne yapacağız? Hz. Zekeriya'nın duasını şöyle diyeceğiz. Ey Rabbim bana katından temiz bir soy ihsanı ile şüphesiz sen duayı işitensin, icabet edensin. Bu şekilde duamızı ortaya koyalım diyorum. Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Amin. Taha ve Yasin. Kalın sağlıcakla.